Mustafa Yeşil'in Mazlum, Masum, Merhum Mehmet Ali Ağabey başlıklı yazısını aktarıyoruz. Bir insanın nezdindeki kadri kıymeti, yokluğunu düşündüğünüzde içinizde hasıl ettiği derin boşluğu kadardır diye bir ifade okumuştum. Varlığını ülfet ettiğimiz nice kıymetleri yaşarken bir an yokluğunu düşünüp hayatımızda oluşturacakları boşluğu tahmin edememişizdir. Mehmet Ali Ağabey, kendi adıma böyle ülfet ettiğim ama bu kadar derin bir boşluk bırakacağını tahmin edemediğim bir büyüğüm. Hangi yöne dönersem ondan bir sesin, bir iç çekişin, taptaze ümit soluklarının, kararlı bir dik duruşun, yürekleri dağlayan tazarru ve niyaz sadalarının hayatımı sardığını fark ettim. Ve belki daha nice şeyleri. Ama şimdi Hakk'a yürüyüşüyle bütün bunlar bir yad-ı cemil, kendisi de hizmetimizin bir yitiği oldu. Mehmet Ali Ağabey bu kutlu hareketin yalnızlığını, mahrumiyetlerini iliklerine kadar yaşamış, karşılaşılan nice zorluk, korku, yokluk ve gurbet yıllarını alnının akıyla geride bırakmış ve zulmün sağanak halinde yağdığı bu son süreci de sabır, metanet, ümit ve dua ile idrak etmişti. Vefatından 5 gün önce hastanede ziyaretine gitmiştim. 3 aya yakın hastanede devam eden hastalık süreci onu oldukça bitkin ve halsiz düşürmüştü. Dostlarının, kardeşlerinin selamlarını söylediğimde gözlerini açmış ama bir tek kelime söyleyememişti. Hissediyor ama yarı kapalı şuuruyla mukabelede bulunamıyordu. Hepimiz şifa bulup aramıza dönmesini çok istemiştik. Yokluğuna kimin gönlü razı olabilirdi ki? Ama o hep hayatı boyunca isteklerinin merkezine ahireti koymuş ve orada kıymet ifade eden şeyleri öne almıştı hep. Efendimizin tavsiye buyurduğu, "Allah'ım, yaşamam hayırlı ise yaşat, ölmem hayırlı ise huzurunu al" beyanında olduğu gibi, onun içinde hayırlı olan demek buymuş hakikati, gönüllerimizi teskin eden bir iksir oldu. Mehmet Ali Ağabey, hizmetimizde birçoğumuzun kalbine dokunmuş, düşüncesine katkısı olmuş, yeis bulutlarımızı hiç bitmeyen ümidiyle bertaraf etmiş ve en aşılmaz problemlerde Mevla'ya iltica ile yol göstermiş bir rehberdi. Kendisiyle çok yakın bir şekilde hizmet etme imkanım 2015'ten sonra başladı ve son dönemlerine kadar devam etti. Mahviyeti, kardeşlerinin düşüncelerine hürmeti, nezaket ve olumsuzluklardaki sabrı ve yılmadan gayrete devam etmesini, hizmet diyerek gelen hiçbir talep ve teklifi reddetmediğini yaşayarak gördüm. 60 yıldır her şeyini paylaştığı Hoca Efendi hakkında kıl kadar bir tereddüt yaşamadığını, bilakis artan bir hürmet ve sevgiyle kapısından gözlerini ayırmadığına şahit oldum. Hele Türkiye'de hapsedilmiş masum ve mazlumları düşünmeden yatamıyorum. Her gece onlara dua etmezsem vefasızlık sayıyor ve utanıyorum ifadesi kulaklarımda hala çınlamakta. Aslında bu ifade hizmet ruhunu tanımlaması açısından da güzel bir örnek olsa gerek. Mehmet Ali Ağabey her zaman meclislerde sözün bir şekilde ahiret, dua, sohbeti canan ve kardeşlik gibi temel konulara getirilmesini temin eder ve birçoğumuzun gönül dünyasının durulmasına vesile olurdu. Her hadiseyi önce ahiretin varlığını nazara vererek ele alır, dünyevi kar ve zarardan önce rıza ve rıdvan ufkundan değerlendirir ve en müşkil meselelerin bile suhuletle çözüm yoluna girdiğine şahit olurduk. İşte şimdi böyle bir ruhtan ve maharetten mahrum kaldım. Benim mahrumiyetimden ne olacak ki? Asıl onun yokluğunu hassas ruh ve vicdanıyla Hoca Efendi yaşıyor ve yaşayacak. Rabbim ona sabr-ı cemil lütfetsin. Hastalığını ne kadar yakından takip ettiğini ve her gün iyi bir haber ümidiyle sürekli sorduğunu biliyorum. Şimdi binlerce güzel hatıra ile altın bir sayfa muvakkaten kapandı, ahirete beka bulmak üzere. Kırık dökük ifadeler Mehmet Ali Ağabey'i ifadeye yetmez. Ancak vefa adına bir şey ifade eder zannındayım. Ama bu kervanda daha nice Mehmet Ali Ağabeylerin olduğunu hatırlatıp, Cenab-ı Mevla'dan bizleri bu yüce kametlerin kıymetlerini hayattayken takdir etmeye muvaffak kılmasını niyaz ediyorum. İttihadımızın harçları mesabesindeki bu insanlara da hayırlı uzun ömürler lütfetsin. Tekrar hepimizin başı sağ olsun.